Bereket TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ertaş Şahin, kullanım kılavuzu programıyla karşınızdayım. Bu hafta sizlerle beraber Aydın Germencik Karaağaçlı mahallesindeyiz ve bir pamuk parselindeyiz. Pamuk hasadının gerçekleşmesiyle beraber arazilerimizde otların parçalanması ve yüzeysel işlemeyi diskli aletlerle yapılmış. Bunun haricinde şimdi toprağın derinden kabartılması ve pamuk köklerinin sökülmesi için yanımda görmüş olduğunuz İlgi Tarım'ın ürettiği Forza modeliyle beraberiz. Önünde de 100 beygirlik bir yerli üretim traktörle bugün arazimizde bunların denemesini gerçekleştireceğiz. İlgi Tarım özellikle yurt dışı amaçlı üretmiş olduğu yanımda görmüş olduğunuz çizeli Forza adı altında Türkiye piyasasında da sürdü. Düşük yakıt tüketimi ve etkili toprak işleme sloganıyla bu ürünlerine oldukça güveniyorlar. Biz de sahada bugün bu ürünü denemek için bulunmaktayız. Ürünümüz basit anlamda çizel olarak tabir edebiliriz. Ancak ufak ayrıntılar ürünün üzerinde çok büyük şeyler değiştirmiş. Öncelikle çok göze çarpan bir özelliği var. Yayları hemen görüyorsunuz gözünüzün önünde. Bu yaylar neyi değiştiriyor? Sizin çizel uçlarınızın sürekli titreşim üreterek daha topaçsız, daha keseksiz bir arazi yapısı elde etmenizi sağlıyor. Aynı zamanda da zorlu arazi şartlarında, taban taşında ve zorlu arazilerde ayakların esnemesini sağlıyor diyebiliriz. Bunun haricinde ayak yapısından bahsetmeye başlamışken ayakların siyah bilekleri özel çelikten imal edilmiş, ısıl işlem görmüş malzeme olduğunu belirtelim. Dayanıklı, ne kadar da ince gibi görünseler oldukça kaliteli bir malzeme olduğunu tekrar belirtiyorum. Şimdi makinemizin şu an traktörün arkasında montajlı bir şekilde görüyorsunuz. Bunun montajını sıfırdan gerçekleştirirken nelere dikkat etmeliyiz onlardan bahsedelim. Makinemizin 3 nokta askı sistemi vasıtasıyla traktörümüze monte ettikten sonra makinenin sağa veya sola kayık olmaması gerektiğini belirtelim. Bunu da yandaki gergilerden, hidrolik kollarının gergilerinden ayarlayabiliyorsunuz. Makine ne sağda ne solda tam ortalı bir şekilde traktöre bağlanmış olması gerekiyor. Bunun haricinde ön arka ayarı var. Yani makinenin ne arkaya doğru kalkık, arka ayaklarının çok batıyor, ön ayaklarının az batıyor durumda olması yanlış. Bunun tam tersi de yanlış. Orta kolun çok kısa kullanılması, ön ayakların çok batması, bu da yanlış. Yere paralel olarak, yani bunu şasenin üzerinden de gözle görebilirsiniz. Toprak işleme anında yere paralel konumda olacak şekilde orta kolumuzdan ayarı gerçekleştiriyoruz. Orta koldan bahsetmişken bir özelliğinden daha bahsedeyim. Biraz daha yaklaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3 adet delik var. Bu 3 adet deliğin ortadaki yarıklı. Bu yarıklı deliği nerede kullanıyoruz? Eğer traktörümüz kollardaki hassasiyeti alttaki hidrolik kollarından alıyorsa, orta koldan değil de hidrolik kollarından hassasiyeti alıyorsa tarla işlemelerini yaparken ortadaki delikte kullanabiliriz. Arka tarafın yükünü merdaneye, ön tarafın yükünü de kollara vererek daha verimli, daha stabil bir sürüm sağlayabiliriz. Ama aksi konumlarda hassasiyetimizi orta koldan alıyorsa traktörümüz, ortadaki deliği kullanmamız bizim hassasiyeti traktöre iletmemizi engelleyecektir. Bunu da özellikle belirtelim. Alttan hassasiyet alan traktörlerde ortadaki delikte kullanılabilir. Bunun haricinde hidrolik kollarının sağ ve sol yüksekliklerinin de ayarlarının da düzgün yapılmış olması gerekiyor. Sıraya girdiğiniz zaman sol tarafın derin batması veya sağ tarafın derin batması sizin traktörünüzün bir tarafa doğru çekilmesine, düzgün gitmenizi engelleyecektir. Bunun da nasıl bağlantısı yapılması gerektiği konusunda tüyo olarak çiftçilerimize belirtelim. Genel hatlarıyla baktığımızda makine oldukça kuvvetli olduğunu hissettiriyor. Bunu şasesindeki bağlantılarından ve aksamlarından anlayabiliyoruz. En kuvvetli gösterişli yeri ise merdanesi. Bu merdane ne için önemli? Dediğimiz gibi orta kolu deliğini ortada kullandığımızda, merdanenin üzerine ağırlık verdiğimizde toprağın yüzeyini, tesviyesini daha düzgün bir şekilde elde edebiliyoruz. Bunun için önemli ve ufak dalgalanmalarda arazinin engebelerinde araziye daha fazla uyum sağlayabildiğini söyleyelim. Kesekli tarlalarda da merdanenin bir sonraki işlemeye daha düzgün bir seviye bıraktığını, daha düzgün bir ortam bıraktığını belirtelim. Merdaneyi kullanmak isteyenler için böyle de bir özellik sunulmuş. Merdanenin de ayarları mevcut. Yani siz hidrolikten tamamen indirmiş olsanız bile buradaki deliklerden merdanenin arkadaki yükseklik delik civatalarının yerlerini değiştirerek
aletin işleme derinliğini de bir nebze olsun ayarlamış oluyorsunuz. Genel hatlarıyla Forza modelimiz bu şekilde. Forza modelimizin belli noktalarında da uyarı işaretlerini görüyoruz. Grasörlüklerin bulunduğu noktaların düzenli olarak yağlanması da oldukça önemli. İlginin Forza modelinin özelliklerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetmeye devam ediyoruz. En önemli özelliği de en sonda söylemek istedim. Çizel kullanıcıları bilirler. Çizellerin uçları tersini çevrilerek iki katı alan işlemesi için kullanılması için tasarlanmıştır. İlginin Forza modelinde bu değiştirilmiş. Uçlar iki parçaya bölünmüş. Alt kısım değiştirilebilir konumdayken üst kısım bir nebze olsun kıvrılmış ve toprağa yön verecek konumda tasarlanmış. Ayrıca uçların kenarlarında da iki tane kanat mevcut. Bu kanatların da sökülerek daha derin işçilik yapılabilmesi için çizel gibi, yani Forza'dan daha önceki çizeller gibi kullanılabileceğini de söyleyelim. Çatı yüksekliği 70 santim, 35 santim derinliğe kadar işleyebileceğini ilgi tarım güvencesini veriyor. Bunu da özellikle belirtelim. Makinemiz şimdi genel hatlarıyla gözünüzün önünde, ama sahada nasıl çalıştığını bu kadar anlattıktan sonra sahada nasıl çalıştığını da bir de hep beraber görelim. Şimdi traktörüme biniyorum ve çalışmaya başlıyoruz. Değerli izleyenler, şu an 100 beygirlik traktörümüzün içerisindeyiz. Traktörümüz çalıştırdık, sürüme hazır konumda. Şimdi viteslerimizi ve hidrolik ayarlarımızı kontrol ettikten sonra işlemimize başlayabiliriz. Bakalım 100 beygirlik yerli bir traktörle Forza'nın 7 ayaklı modelini sizlerle beraber deneyeceğiz. Aydın Germencik'te. Şu an vitesime taktım. Hidroliklerimi de aşağıya doğru indirdim. Traktörüm devrini bulana kadar bir miktar buğuldu. Ayakların da oldukça yoğun bir şekilde yere gömüldüğünü söyleyebilirim. İçeride de gürültü bir miktar arttı hissediyorsunuz. Şanzımanın gürültüsü olsun, motorun tam yükte çalışmasının verdiği gürültü olsun, çizelin gerektirdiği kuvvetleri yere aktardık ve verimli bir şekilde sürüm işlemine başladık. Ben pamuk sıralarına paralel bir şekilde sürüm işlemini gerçekleştiriyordum. Şimdi arkama doğru bir bakayım. Bakalım makinemiz arazide nasıl çalışıyor, onu bir gözlemleyelim. Pamuk parselinde pamuk hasadı gerçekleşmiş ve dal parçalama makineleri parçalanmış. Üzerine de yüzeysel bir diskli bir ekipmanımız kullanılmış. Yüzeysel bir işleme yapılmış. Şimdi köklerimiz dik konumda duruyor. Pamuk çok köklü bir bitki olduğunu söyleyelim. Şimdi 100 beygirlik traktörümüzde ikinci takviyenin 3. vitesiyle 1600-1700 devirde traktörümüzü kullanıyoruz. Traktör gidebileceği son vitesli olduğunu bize hissettiriyor. Pamuğun köklü bitki olduğundan bahsettik. Bu kökleri etkili bir şekilde söküyor ve toprağın adeta köpürdüğünü hissedebiliyoruz. Gevşediğini hissedebiliyoruz. Arkamıza doğru baktığımızda merdanenin üzerinde de bir miktar yük veriyorum ki hidrolik hassasiyetlerimi düşük ayarlıyorum. Yani traktörümü sürekli ekipmanı yukarıya doğru kaldırmaya istekli değil. Tamamen merdanenin üzerinde gitmesini istiyorum. Bu da stabil bir şekilde derinliğimin stabil bir şekilde gitmesine olanak sağlayacak. Şimdi sıra başına geldik. Geri manevramı gerçekleştiriyorum. Şu an ileri vitesi aldım traktörümü. İşlediğim alana baktım. Yeniden hidroliğimi indireyim, sürüme devam edeyim. Şu an gelirken işlediğim alana baktım. Bazen pamuk kökleri yukarıda, bazen toprağın altına gömülmüş, bazense yan yatık konumda. Çok güzel bir şekilde toprak işlemesini gerçekleştirmiş. Hemen sürümün kenarından gidiyorum. Bir miktar daha uzak gidebilirim. Şimdi sıramı biraz sağa doğru kaydırdım. Üst üste işleme yapmak istemiyorum. Yedili dedik. Yedili bir çizel için bu topraklarda 100 beygirli traktör sınırlarda. Yani biz şu an 100 beygirlik bir traktörle kullanıyoruz. Ancak bir miktar daha güçlü ve yere daha sağlam tutunabilen balon tekerlekli bir traktörümüz olsa daha verimli bir şekilde çalışabileceğimizi sizlere aktarayım. Arkamdaki ilginin Forza modeli toprağın alt tabakalarını da patlatıyor. Aynı zamanda yandaki kulaklarıyla da çiğ alan kalmasını engelliyor. Toprağın tamamının işlenmesine yardımcı oluyor. Çok da düzgün bir tarla tesviyesi elde edebiliyor. Bunu da belirtelim.
Yani ayakların uçlarındaki kavis verilmiş bıçakları sizlere anlatmıştım, aşağıdayken bahsetmiştim. O bıçaklar da öndeki ve arkadakiler birleştiğinde yedili çizen adeta üçlü bir, dörtlü bir patlatma gibi az sayıda işlem görmüş havası veriyor. O kavisli bıçakların sayesinde pamuk arazileri zorlu araziler. Bunu bu yörede yaşayanlar bilirler. Bu zorlu arazide 100 beygirlik traktörümüzle işlemimizi gerçekleştirdik. Bir sıranın daha sonuna geldim ben. Ekipmanım topraktan kurtulduğunda traktörüm adeta böyle bir rahatlıyor, böyle bir ileriye gitme isteği oluşuyor. Yine bir sıramın başına geldim. İleri geri manevramı yapıyorum. Ekipmanım arkaya doğru oldukça uzun. Bunun için sınırlara yakın dönüşler yapmıyorum. Ben direksiyonu çevirdiğimde arkamdaki su kanallarına merdanemin teması gerçekleşebilir. Bunun için belli bir miktar uzaktan dönme gereği duydum. Şimdi yeni bir sırama girdim. Traktörümün devri 1600-1700'ün altına düştüğünde, yani turbo tam aktif hale gelmediğinde bu vitesim bile hızlı geliyor. Tam toparlayıp ilerleyemiyor. Bunu belirtelim. Şimdi derinliğimizden bahsedelim. Merdanenin üzerine tamamen indirdik. Merdanenin ayarları var. Üzerindeki vidalardan, pimlerden bunu ayarlayabiliyoruz. Bu pimlerin ayarları şu an yaklaşık olarak 70 santim çatı yüksekliğinin olduğu düşünülürse 30 santime rahat işlediğini söyleyebilirim. Evet değerli izleyenler, şu an 100 beygirlik traktörümüzle işlemimize devam ediyoruz. Bir sıramızın daha sonuna geldik. Çok etkili bir şekilde sürüm gerçekleştirdiğimizde belirtelim. Makinemizin aktif iş genişliği 3,5 metre olarak katalog bilgilerinde veriliyor. 3,5 metre ile şimdi traktörün hız çizelgesine de bakayım. Şu an 2'nin 3'ü ile gidiyorum. 2'nin 3'ü yaklaşık 6-7 kilometre arasında, yani traktörün devrine göre 6-7 kilometre arasında gidebileceğimi söylüyor. 3 metre genişlik ve 3,5 metre genişlik ve 6-7 kilometre süratle yaklaşık saatte 20 deker gibi bir alanı işleyebiliriz şu şartlarda, şu tarla pozisyonunda ve bu traktörle 20 deker gibi bir alanı düzenli olarak işleyebiliriz hiçbir sıkıntı yaşamadan. İşlenmiş alanı seyretmek oldukça huzur veriyor. Toprak böyle pamuk gibi kabarmış, hiçbir çiğ nokta kalmamış. Bunu pamuk köklerinden anlayabiliyoruz. Bu köklerin tamamı oynamış, kimisi yukarıda, kimisi yan yatar pozisyonda. Merdanemizde çıkan topaçları standart boyuta getirerek düzgün bir yüzeyi elde etmemizi sağlamış. Değerli izleyenler, şu an sıramın sonuna doğru geliyorum. Sıramın sonuna geldiğimde işlemi burada sonlandıracağım ve sizlerle aşağıda anlatımlarımıza devam edeceğiz. İlgin'in 7'li Forza modeliyle bugün de pamuk tarlalarında toprak işlememizi gerçekleştirdik. Forza modelinin genel hatlarıyla sağlam bir şasesi olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Çok az da olsa bakım gerektiren, yağlama gerektiren noktaları var. Bunlara dikkat edilmesi bilyaların ve gresörlüklerin korunması açısından oldukça önemli. Biz burada ne işlemi gerçekleştirdik? Pamuk hasadı gerçekleştirilmiş tarlamızda Aydın Germencik'te bu işlemi gerçekleştirdik. Saatte yaklaşık 20 deker gibi bir alanı çok rahat bir şekilde 100 beygirlik bir traktörle işleyebilen bu makinenin pulluğa alternatif olup olmayacağını çiftçilerimize bırakıyoruz. Burada programımızın sonuna geldik. Bir başka yöremizde bir başka ekipmanla buluşmak dileğiyle hoşçakalın.